Evet sevgili izleyiciler, biz Celal Erençelik'le Cryptex videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Cryptex'te sizlerle farklı bir konu başlığında birlikte olacağız. Nedir konu başlığımız? Efendim, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'de ziyaret etmesiyle yeniden gündeme gelen Cat Mouse. Bugün sizlere Cat Mouse'u anlatacağız biraz. Ana hatlarıyla anlatacağız. Çünkü gerçekten aslında derinlemesine incelemeye kalktığınızda gerçekten çok farklı ilişkiler ağına sahip, çok ciddi etkiye sahip ve tarihsel arka planı da çok geniş olan bir yapıdan bahsediyoruz Cat Mouse derken. Ana hatlarıyla Cat Mouse'dan bahsedeceğiz. Zira Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'de Cat Mouse'u ziyaret etmesinden sonra özellikle Twitter mecrasında Cat Mouse'un Amerika merkezli CFR'nin İngiltere ayağı olduğuna dair yorumlar yapılmaya başlandı. Bu yorumlar yanlış yorumlardı. Çünkü Cat Mouse İngiltere'de CFR'nin ayağı olan bir yapılanma değil. Tam tersi, pek çok videomuzda ve pek çok canlı yayınımızda da anlattığımız üzere dünya üzerinde sürmekte olan Rockefeller, Rothschild aileleri arasındaki mücadelede Rothschild ailesi merkezli İngiltere'de kurulan üst yapı kurumlarından bir tanesi. O yüzden bugün biraz Cat Mouse'a değinelim. Cat Mouse nedir? Ne değildir? Ne zaman kurulmuştur? Tarihi arka planında neler vardır? Türk üyesi var mıdır yok mudur? Bunları anlatalım istedik. İşte Cat Mouse dosyamızın kapağını kaldırıyoruz. Efendim, uluslararası arenada küresel merkez akıl içerisinde Rothschild kanadını temsil ettiğini az önce söylemiştik Chatham House'un. Hatta şöyle bir tabir yapmak da gayet doğru olacaktır. Rothschild ailesinin dünyadaki derin siyasal dizayn operasyonlarının amiral gemisi de denilebilir Chatham House için. Asıl ismi ise Cat Mouse, kamuoyu tarafından bilinen ismi olmasına rağmen Cat Mouse'un asıl ismi ise Royal Institute of International Affairs. Yani Kraliyet Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü. Rockefeller ailesinin Amerika'da kurduğu CFR ne anlam ifade ediyorsa hem dünya düzeni için, yeni dünya düzeni için, hem bu küresel hanedanlar arasındaki savaşta aileler adına Rockefeller hanedanı için CFR ne anlamı ifade ediyorsa, Rothschild'ler için de işte İngiltere merkezli Chatham House o anlamı ifade ediyor efendim. Chatham House'un çekirdeği ise Round Table International'ın 3. başkanı olan Alfred Miller'ın Oxfordlu dostları Arthur Glazebrook, George Parkin ve diğerleri tarafından atılıyor. 1897 yılında kurulmuş olan Miller'ın Çocuk Bahçesi'nin eski üyeleri bu grup. Ve bu grupla birlikte ilk kurucu kadro içerisinde örgütün Güney Afrika'daki çekirdeğini oluşturan Sir Patrick Dunson, Lee Ki Long, Richard Feetham ve Sir Dougal Malcolm ve Hindistan'dan Sir William Morris, Lord James Maston, Lord Malcolm Hayley isimleri işte Chatham House'un ilk çekirdek yapılanmasını oluşturan isimler olarak karşımıza çıkmakta. Yine efendim, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan da Steve ve Parkins Lionel Curtis'in ilk kurucu kadrosunun içerisinde olduğunu ifade ederim. Şimdi yalnız bu Cat Mouse, Round Table International gibi yarı açık bir yapılanma değil efendim. Round Table yapılanmasının da ne olduğunu detaylarıyla Kuklacı Küresel Konseyin Efendileri isimli kitabımızda anlatmıştık. Round Table International yarı açık bir yapılanmaydı. Ya da diğer bir tabirle yarı gizli bir yapılanmaydı. Ancak işte Chatham House
tam anlamıyla gizli bir yapılanma olarak faaliyetlerine başladı ve bu gizlilik aslında son yıllara dek, günümüze değin oldukça ciddi biçimde korundu. Enstitünün gerçek kurucusu ise Lionel Curtis. Ancak bu gerçek 10 yıllarca efendim saklı tutuldu. Çok enteresan biçimde. Bu gerçek 10 yıllarca saklı tutuldu. Ve ancak yakın zamanda kesin masumluğunu kabul etti. Ve bu bilginin kamuoyuna neden yıllarca açıklanmadığı, niçin Lionel Curtis'in gerçek ilk kurucu olarak kabul edilmediği de halen cevaplanmamış olan enteresan bir soru olarak karşımızda duruyor. Tam kuruluş tarihini, yani Chatham House'un Chatham House olarak, yani az önce belirttiğimiz gibi kökleri 1897'ye dayansa da tam olarak Royal Institute of International Affairs olarak tam kuruluş tarihini de şimdi veriyoruz. Evet efendim, tam olarak kuruluş tarihi 30 Mayıs 1919. Bu tarihte Majestic Otel'de bir toplantı var. Toplantının konusu 1. Dünya Savaşı'nın sonrasındaki global anlamda ortaya çıkan sorunları konuşmak. İşte Majestic Otel'de efendim İngiliz ve Amerikalı iki grup heyet bir araya geliyor. Ki bu toplantı efendim aynı zamanda Amerika'daki, Amerika merkezli CFR'nin de kuruluş kararının alındığı toplantı. Toplanan delegeler Miller ve Churchill bloğu olarak ikiye ayrılmış durumdalar. Bu iki bloktan Miller grubu J.P. Morgan ve Carnegie Trust olarak da bilinen gruplarla yakın ilişkiler ve her zaman Rockefeller Amerika kanadına daha yakın olan isimler. Robert Churchill'in başını çektiği grupsa Rothschild ve İngiltere taraftarı ve bu iki grup arasında aslında o gün başlayan nüfuz mücadelesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin kontrollü biçimde dünyadaki süper güç konumunu Amerika'ya devretmesi, ki o dönemde 2. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'nin özellikle çok büyük bir savaştan sonra yıkım yaşadığını, mali anlamda çok ciddi sıkıntı yaşadığını, bu anlamda da hem kolonilerine bağımsızlık verdiğini, ki kendisini artık yük olarak görmekteydi, bunları finanse edememekteydi. Bu yüzden de kontrollü biçimde Amerika'ya o dünyanın süper gücü olma statüsünü geri vermişti. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 2000'li yılların başına kadar da bu alttan alta devam eden İngiltere-Amerika arasındaki mücadele pek çok kez aslında su yüzüne çıkmadı. Hatta çoğu kez stratejik ortak olarak karşımıza çıktı İngiltere ve Amerika. Ancak 2000'li yılların başından sonra İngiltere ve Amerika'nın yeniden nüfuz mücadelesine başladığını görüyoruz. Bunu da burada bir dipnot olarak ekleyelim. Çünkü yani bugün yaşanan İngiltere ve Amerika arasındaki, aslında bugün yaşanan ve pek çok videomuzda da Twitter'da yazmış olduğumuz flotlarda da belirttiğimiz o nüfus savaşı, Amerika'nın Suudi Arabistan'da kendi taraftarı olan Prens Salman'ın önünü açarak saray darbesiyle başa getirmesiyle artık iyice gün yüzüne çıkan nüfus savaşının aslında ilk temellerinde işte efendim o gün, yani 30 Mayıs 1919'da Majestic Otel'de yapılan toplantıda atıldığını görüyoruz. Efendim bu toplantıda Britanya adına şu isimler bulunuyor. Lionel Curtis, bahsetmiştik az önce asıl kurucu. Philip Kerr, Lord Robert Churchill, Lord Estes Priestley, Sir Eyre Crowe, Sir Churchill Hurst, G. Hedlam Morley, Geoffrey Dawson, Harold Templey ve Gethorn Hardy. Bu isimler Majestic Otel'de gerçekleştirilen bu toplantıda Britanya tarafının delegasyonunu oluşturdular. Şimdi International Affairs'ın, yani Chatham House'un farklı enstitüler ile de sıkı
ilişkiler içerisinde ve koordineli çalışmalar yürüten bir çatı kuruluşu olarak da aslında tanımlandırabileceğimiz Institute of Pacific Relations, yani Pasifik İlişkileri Enstitüsü isimli bir yapılanması efendim mevcuttu. Yani burada şöyle düşünebiliriz. Bu küresel merkez akıl içerisindeki Rockefeller Kanadı'nın çatı örgütünün CFR olarak yapılandığını düşünmemiz mümkün. İşte Twitter'da pek çok kez yayının başında da söyledik. Avrupa ayağı olarak yanlış biçimde Cat Mouse nitelenmekte. Oysa ki CFR'nin Avrupa ayağını mesela pek çok ülkede oluşturduğu yerel konseyler var. CFR'nin Türkiye'de bunun adı Global İlişkiler Forum. Rahmi Koruç başkanlığında kurulan bir konsey ve Avrupa'da da bunun üst kuruluşu ECFR, European Council on Foreign Affairs şeklinde adlandırabileceğimiz yapılanma ve yine Bilderberg Grup olarak adlandıracağımız yapılanma Asya Pasifik kıtasını ilgilendiren bölümse, onu destekleyen yapıysa Trilateral Komisyon. Bu çatı örgütü ise CFR olarak görünüyor. Şimdi Rothschild kanadında Cat Mouse yapılanmasının bir işte çatı örgütü var. Az önce isminden bahsettik. Pacific Relations. Bu özgün biçimde efendim Pasifik Ligi'nin sorunlarıyla ilgilenen Pasifik bölgesine bakan ve bu bölgede nüfuz alanı sağlayan bir yapılanma. 1924'te ilk olarak sadece Pasifik için kuruluyor. Atlantic City'de kuruluyor. IPR kısa adıyla. Bölgelerdeki çıkarları ile 8 ülkeden temsilcisi olan bir örgüt olarak yapılanıyor. Bu çatı kuruluştan bahsediyorum. Başlangıçta her ülke kendi ulusal birliğini temsil ederken 1939 tarihinde bu statü değişiyor. Ve 4 Britanya bölgesi Pacific Relations'ın yerel enstitüleri 4 Britanya bölgesi adıyla işte Cat Mouse olarak adlandırdığımız Institute of International Affairs ile birleşiyor. Amerika'da ise durum tabii farklı. Hiçbir zaman Cat Mouse'un Council on Foreign Relations ile yani CFR ile asla birleşmediğini görüyoruz. Ama başta JP Morgan olmak üzere diğer uluslararası sermaye temsilcileri her ikisinde de yani her iki kuruluşta da hem CFR'de hem Cat Mouse'da denge unsur oluyorlar. İkisinden birine özel bir ağırlık vermiyorlar ve bu nedenle de o ilk yıllarda iki kuruluşun da ortaya çıktığı, daha sonra çatı örgütlerini oluşturduğu o ilk yıllarda bir çatışmanın, o dönemde bir güçlü nüfuz çatışmasının olmasının da efendim önüne geçiyorlar. Cat Mouse'un Amerika Birleşik Devletleri kolunda Institute of Pacific Relations yine faaliyet göstermekte ve bunun başında da uzun yıllar Jerome Green isimli çok derin ilişkilere sahip bir şahsiyet efendim bulunmakta. Bu isim Rockefeller ve Morgan'larla çok samimi, Bostonlu bir banker. Ve Harvard Üniversitesi'nin de aynı zamanda o dönemde sekreterliğini yapmakta. Ve bu isim üzerinden aslında yapılmakta olan operasyonda Milner grubu, ki o dönem çok çok etkin bir aileden bahsediyoruz, Milner ailesinden. Bu ailenin kontrol altına alınması da efendim sağlanıyor. Institute of Pacific Relations, yani işte Cat Mouse'un çatı organizasyonu, tekrar edelim burada, birleşik toplantılar gerçekleştiriyor. Bunlar Britanya üye örgütlerinden delegelerin benzer grubu ve Britanya Commonwealth, yani İngiliz Milletler Cemiyeti, İngiliz Milletler Topluluğu, ki bugün de halen varlığına devam etmekte,
ve Ali Babacan ismi bu İngiliz Milletler Cemiyeti'nin 52 ülkesi var. İngiliz Milletler Cemiyeti'nin ve bu İngiliz Milletler Cemiyeti'ne üye olan her bir ülkenin parlamento açılışı hala kraliçeye bağlılık yeminiyle edilir. İşte Ali Babacan bu İngiliz Milletler Cemiyeti'nin de elit insanlar konseyinin üyesi efendim. Hemen bunu da burada hatırlatmış olalım. 20 kişinin sadece kabul edildiği, 20 kişinin içerisinde bulunduğu çok özel bir konsey. Elit İnsanlar Konseyi'nin Ali Babacan üyesi. Bunu hemen burada bir dipnot olarak efendim ekleyelim. Yine bu enstitünün Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında Rusya, Çin, Fransa, Hollanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Filipinler'de de temsilcilikler kurduğunu, şubeler kurduğunu görüyoruz. 1950'den itibaren Rusya, Çin ve Hollanda bu yapıdan çıkarken işte yerine Hindistan, Pakistan ve Japonya geliyor. New York'ta da bir uluslararası sekreterin yetkisi altında yine bu Pasifik Konseyi bulunmakta. Enstitünün kontrolünde olan dergiler var. Bir, özellikle dergiler grubu ve medya yapılanması var ama o dönemde en önemli etkiyi oluşturan dergi Amerasya isimli bir yayın organı ki o dönem çok önemli etkisi olan bir dergiden bahsediyoruz. Aynı zamanda Milletler Cemiyeti'nde biliyorsunuz Milner grubu dediğimiz grubun çok önemli bir etkisi vardı. Ve Commonwealth dışındaki ülkelerde Chatham House'un entelektüel etkisini yayma çalışmalarına efendim bu Milner grubu ağırlık vermekteydi. Bu sayede mesela Milletler Cemiyeti'nde entelektüel işbirliği örgütü oluşmuştu. Bu örgüt iki ana kısımdan meydana geldi efendim. Entelektüel işbirliği üzerine uluslararası komite bir tavsiye niteliğinde gövde oluşturdu ve bir de ikinci kısım olarak Uluslararası Entelektüel İşbirliği Enstitüsü Paris'te merkez büro ile komitenin bir yürütücü organı olarak efendim ortaya çıktı. Özellikle Milletler Cemiyeti içerisinde kurulan bu entelektüel işbirliği örgütü bu Rothschild kanadının küresel emperyalizm yayılmacılığı stratejisine çok ciddi katkılarda bulundu. Ve çok önemli stratejik bir örgüt yapılanması olarak hayata geçti. İşte Milner grubu ile Churchill bloğu arasında yani bu Majestic toplantısında karşı karşıya gelen Amerika Birleşik Devletleri delegasyonu ve İngiltere delegasyonu olarak da adlandırabileceğimiz Milner grubu ile Churchill bloğu arasında günümüze kadar efendim süren politik çekişmeler demiş olduğumuz gibi 1919'da Barış Konferansı sonrasında başlarken tartışmaların da çıkış noktasını Fransız militarizmine ve Alman despotizmine karşı tavırlardan ve doğuda baş göstermiş olan Bolşevik tehdit yani Sovyetler'de biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı da bitmeden bir devrim yaşandı. Bolşevik tehditine karşı alınacak tedbirler oluşturmuştu. Çatışma ilk başlarda bu iki ana konu üzerinde şekillenmişti. Ama sonradan efendim anlaşılacaktı ki aslında iki blok yani Milner grubu ve Churchill grubu arasında felsefi olarak da ciddi bir uçurum vardı. Ve bu hani dediğimiz gibi iki ana konudan çıktı bu asıl tartışmalar, ilk tartışmalar desek de bu bahsedilen felsefi ayrışma bu iki ana konunun çok çok ötesine geçen bir sorundu. Milner grubu olarak adlandırdığımız grup ki Amerikan grubunu Amerikan delegasyonu temsil ediyor. Köktenci çözümleri efendim savunuyordu ve günümüz evangelist çizgisinde Rockefeller ailesinin kanadına yakın duruyordu. Politik felsefesinin yanı sıra J.P. Morgan ve Carnegie ile ilişkileri bunu finansal olarak perçinlemekteydi. Churchill bloğu ise adeta bugünün Rothschild ailesinin küresel merkez akıl içerisinde isimlendirildiği küreselci tavrı efendim ortaya koyuyor o dönemde. Ve finansal öncelikleri olan pragmatik yaklaşımlarla liberal
fırsatçılığı ön plana çıkarmaktaydı. Günümüzde cat mouse çalışmalarının çok ciddi özellikle İngiliz politikalarına, İngiliz dış siyasetine yön verdiğini görmekteyiz. Çok çok önemli bir yapılanmadan bahsediyoruz. Tabi pek çok daha detayı gerek yazılarımızda yazdık. Özellikle Kuklacı Küresel Konsey'in Efendileri isimli kitabımızın içerisinde de bu detaylara yer verdik. Tabi merak edilen bir şey daha var. Böylesi derin ve etkili bir yapılanmanın Türkiye'de bulunan bir üyesi var mı? Türkiye'den bu yapılanmaya bir üye katılıyor mu? Tabi bu da merak edilen diğer bir soru. Efendim Türkiye'den evet bu sorunun cevabı Türkiye'den de Chatham House içerisinde bir üye var. Şu an ki üye efendim Türkiye'den Ali Koç. Ali Koç Chatham House'un mütevelli heyet üyesi, aynı zamanda Koç grubu da Chatham House'un Türkiye'deki kurumsal ortağı. Şimdi Ali Koç'u araştırırken mütevelli heyeti olarak, mütevelli heyeti üyesi olarak çıkıyor karşınıza. Ancak Chatham House'un kendi sitesine girdiğinizde kıdemli danışman olarak Ali Koç'un ismine rastlıyorsunuz. Gerçekten çok önemli isimlerle birlikte o listede. Yani adeta bir yıldızlar geçidi. Manuel Barroso gibi falan böyle uluslararası çok önemli isimler orada. Dünya finans piyasalarına yön vermiş. Pek çok diplomasi alanında çok çok önemli isimler var. Bu mesela Ali Koç'un dahil olduğu kıdemli danışmanlar listesine baktığınızda onun başkanlığında efendim Sir Hon John isimli çok özel bir ismin yaptığını görmekteyiz. Şimdi siz kim diyeceksiniz efendim, bu aslında çok yakından tanıdığınız bir isim. Yani John, Sir John Major, yani bahsettiğimiz kişi, aslında başkanlığını yapan kişi, bu Uluslararası Danışmanlar Kurulu'nun başında olan kişi John Major, yani İngiltere'nin eski başbakanı. Başka efendim, başka kimler var bakacağız. Ali Koç'la beraber aynı listede. Başka hangi isimler varsa derseniz, mesela José Manuel Barroso gibi bir isimden bahsediyoruz. Gerçekten çok önemli bir isim. Avrupa Komisyonu'nda çok önemli görevler üstlenmişti daha önce. Pek çok yine önemli isminde yine Ali Koç'la beraber bu kıdemli danışmanlar kurulu olarak adlandırılan, mütevelli heyeti olarak da çevrilebilecek listede olduğunu görüyorsunuz. Samet Banerci, Ayman Asferi, Nicholas Burns gibi isimler var efendim. Şimdi yapılanmaya geldiğimizde özellikle şunu net biçimde belirtelim. Kraliyet ailesinin bizatihi kontrolünde olan bir yapıdır. Chatham House zaten adından da belli. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü. Ve 3 tane üst düzey isim mutlak surette yönetimine atanmakta Chatham House'un. Ki bunlar büyük ihtimalle baron, sir gibi zaten ünvanlar almış olan siyasetçiler oluyor. Pek çoğu yine eski İngiltere kabinesinde yer almış isimler oluyor. Ve efendim şu anda yönetim kurulu, icra kurulu başkanlığını Lord Jim O'Neill yürütmekte. Bu isim dikkat çekici bir isim, çünkü eski hükümetlerde dediğim gibi yer almış bir isim, ekonomist, çok önemli bir ekonomist. Goldman Sachs'ın yıllarca çok uzun bir süre efendim baş ekonomistliğini yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ki Goldman Sachs biliyorsunuz dünya finansal piyasalarının
en önemli firmalarından bir tanesi, yani uluslararası trustlardan bir tanesi bu alanda ve aynı zamanda çok uzun yıllar yine İngiltere'de hazine ve ticaret sekreteri olarak görev yapmış bir isim. Yine ikinci bir isim çok önemli. Efendim o da Sir Simon Fraser. Bu isimde efendim şu anda Chatham House'un başkan vekilliğini yapmakta. Bu ismin önemi ise özellikle uluslararası ilişkilerde çok derin ve çok önemli ilişkileri olması ve özellikle İngiliz dışişleri üzerinde çok etkin bir kişilik kendisi. Zaten İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın ve işte az önce bahsettiğimiz İngiliz Milletler Cemiyeti, yani 52 ülkenin bağlı olduğu İngiliz Milletler Cemiyeti'nin de 2010 ila 2015 yılları arasında daimi sekreterliğini yaptığını görüyoruz Sir Simon Fraser. Evet efendim, Chatham House'dan bahsettik bugün Cryptex dosyamızda ana hatlarıyla, tarihsel arka planıyla. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar vardı ve bazı kafalarda soru işaretleri vardı. Çok merak ediliyordu bilmeyenler tarafından. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun buraya gitmesiyle beraber Chatham House bir anda tekrar gündeme geldi. Ve nedir, ne değildir, dünya siyasetine etkisi nedir, niye buralarda özel görüşmeler yapılır? Bunlar merak edildi. Peki şunu da ekleyelim. Çok ciddi bir kere özellikle politikaya, uluslararası politikaya etkisi olan, dediğim gibi İngiliz dışişlerinin şekillendiricisi konumunda olan çok önemli bir kuruluştan bahsediyoruz. Peki buraya başka kimler gitti diyecek olursanız, en son 2018 Mayıs ayında, yanılmıyorsam 15 Mayıs'tı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitti. Abdullah Gül tabi burada gitti. Zaten İmamoğlu'nun içeride çekilmiş olan resminin hemen arkasında Abdullah Gül'ün fotoğrafının duvarda asılı olduğunu gördük. Çok önemli siyasetçiler Chatham House'dan mutlaka geçtiler. Dediğim gibi özellikle hem merak edilmesi açısından hem de özellikle Amerika'da merkezi bulunan CFR'nin İngiltere'deki kolu ya da Amerika'da Avrupa'daki ayağı olarak yanlış biçimde adlandırılmasından ötürü bugün Cryptex dosyamızda ana hatlarıyla Chatham House'u sizlere anlattık. Detayları dediğimiz gibi Kuklacı Küresel Konsey'in Efendileri isimli kitabımızda yazdık. Pek çok flodumuzda da var ama tabii çok detaylı biçimde dediğim gibi Kuklacı Küresel Konsey'in Efendileri isimli kitabımızda bulabilirsiniz. Bu arada videoyu bitirmeden son bir not daha ekleyelim. Enteresan biçimde efendim Ali Koç'tan bahsettik. Mütevelli heyeti üyesi resmi sitesinde uluslararası kıdemli danışmanlar arasında geçmekte. Koç grubu ve Ali Koç bunu açıkladıktan sonra bir anda efendim Sabancı grubunda da aslında geçmişte bir ismin Chatham House'da yer aldığını gördük.